İbrahim bana söz verdi. Bizi acısıyla baş başa bırakmayacak. Hele şimdi baba olacağını öğrendi. Dönmesi zaruridir artık. Hatice nasıl hissediyor ben biliyorum. Hünkârım ne zaman sefere gitse... neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Paşanın mühim bir vazifesi var. Allah'tan tek dileğim... vazifesini layığıyla yapıp geri dönmesidir hünkârım. İbrahim Paşa Hazretleri, limanda bizi bekleyen ulaklar bir mektup getirdiler. Payitahttan mı? Hayır paşam. Kahire'den Kadızade Mehmet Bey göndermiş. İbrahim Paşa Hazretleri, yüce padişahımızın fermanı tarafıma ulaştı. Lakin siz değerli paşamızı bekleyemeden duruma müdahale etmem icap etti. Aksi halde Ahmet Paşa gerekli tedbirleri alıp kuvvetini artıracaktı. Epey uğraştıktan sonra Memlük beylerini ikna ederek yanımıza çektik. Hediyeler, bahşişler dağıttım. Sonunda hain Ahmet Paşa ve beraberindekiler Kahire'de hamamda zevkü sefa içindeyken harekete geçtik. Ahmet Paşa, Sultan Süleyman'ın adaletinden kaçabileceğini mi sandın? Seni vezirim ilan ettim. Önüne altınlar yedim. Karşılığı bu mu olacaktı? Devleti âliyeye ihanet edeceğime şerefimle ölmeyi yeğlerim. Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla devleti âliyeye ve yüce hünkârımızın iradesine karşı düşmanlarımızla işbirliği yaptığınız için ihanet suçundan idamınıza karar verilmiştir. Paşa kellesi alınmak suretiyle bertaraf edilmiştir. Mısır'daki dilliğin ve düzenin tesisi için siz değerli paşamızı beklemekte olduğumuzu hürmetlerimle arz ederim. Mısır bizi bekler. Hünkârım, rahatsız ediyorum lakin önemli bir havadis vardı. Hayırdır Sümbüle? İnşallah hayırlı haberlerdir hünkârım. İbrahim Paşa'dan mektup gelince tez elinize ulaştırmak istedim. Hünkârımız efendimiz, hürmetle ellerinizden öperim. Size hayırlı havadisleri yazmanın saadetini yaşamaktayım. Rodos'ta bulunduğum esnada Kadızade Mehmet Bey'den mektup geldi. Hain Ahmet Paşa ve ona bu isyanda destek veren beylerin kelleleri alınmış. Mısır'da isyan bastırılmış. Bendeniz de Kahire'ye doğru ilerliyorum. Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin iradesinin tecelli etmesi, huzurun, asayişin sağlanması tek hedefimiz.